Değerli dostlar, değerli katılımcılar, milletimiz, hepinizi gönülden selamlıyorum. Bugünkü canlı yayınımızın konusu belli, zaten iki gün önce de yazdıydık. Geçen DATUP Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterin bir canlı yayını olduydu. Bu Amerika'da Asya Türkler Konseyi. Asya Türklerin şeysi temsilcilikle, yani DATUP temsilcilikle Amerika'daki, onunla ilgili inşallah bugün biraz konuşacağız. Yanlışlar düzeltilecek, sorular olacak tabii ki. Konumuz sadece odur bugün değerli dostlarım. Konuya girmezden önce de Giresun'da bu sel felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ailelerine başsağlığı veriyorum. İnşallah. Şimdi değerli dostlar, daha önce de defalarca söylemiştik. Konsey nasıl kurulduğunu söylemiştim. Nasıl statüste olduğunu söylemiştim. Non-profit olduğunu, yani Rusçasında, İngilizce non-profit, Rusçasında Nikomerchiskaya Organizatsiya, Türkçesinde de kar amacı gütmeyen bir şey olduğunu, STK olduğunu defalarca söylemiştim. Zaten bunu herkes de bilir. Şimdi demin dediğim gibi pek fazla uzatmaya şey yapmayacağım. Yani inşallah bir 40 dakika, maksimum 1 saat içerisinde toparlama istediğim için direkt o canlı yayından konuşanlara sorular olacak, şeyler olacak. Mesela Sedir Eyüp Efendi söylüyor ki Amerika'ya geldiğini söyledi. Onun nasıl geldiğini, neler olduğunu ben düzeltip ben bizzat onunla görüştüklerimi, kimlerle neler görüştüklerimi konuşacağım. Ona başlamazdan önce evrakları gösterip şey yapıyor ki ben sanki ona iftira atmışım, daha Kazakistan daha açmadı diye. Eyvallah, açmışsın, mühürlü evrakları gösteriyorsun ama ki onda belli olmayan bir şey vardır. Açtığın şüphe mi yoksa temsilcilik mi? Yani şüphe diyorsan o DATUP'un tüzüğüne aykırıdır. Temsilcilik diyorsan, yani biz bir o elindeki ekrana gösterdiğin belgeyi bizzat paylaşsan da biz baksak nasıl ne açmışsın, bence öyle daha iyi olurdu. Çünkü eğer sen birkaç kez şey ettin ki şüphe temsilcilik diyorsun. Şüphe mi temsilcilik mi? Yani ikisinin arasında büyük fark olduğu için ben bu soruyu soruyorum. Dolayısıyla onu eğer siz şey yaparsanız, çünkü DATUP'un tüzüğüne de aykırıdır. Çünkü DATUP'un tüzüğünde temsilcilik diye geçiyor. Açtıysan temsilcilikse onu bir paylaşsan da biz de bir şeyle baksak. Ne açtığınızı. Neyse, o çok pek de Kazakistan'la şeyin açıp açmadığını sadece paylaşsa bilgimiz için. Ama asas önemlisi tabii ki Amerika'daki temsilcilik konusu. Yine dediğim gibi Amerika konusu, Amerika'da biz konsey olarak, ben Asya Türklerin DATUP'taki temsilcisi olarak neden açmadığımı bunu defalarca söylediydim. Bunu kaytarmama şimdi yine gerek var mı? Varsa ben bunu yine defalarca kaytarırım, söylerim. Çünkü Amerikan anayasalarına aykırıdır resmi şey temsilcilik açma. O yüzden de açamadığımı ben defalarca söyledim arkadaşlar. Mesela ben izledim, şeylerin canlı yayında izledim. Adamlar konuyu temsilci koymuş ama bu temsilcilik konusundan kaçmak için neye geçmişler? Para konusuna. Yok para yemiş, yok para gönderilmiş diye. Onu biz tabii ki de şimdi şey yapacağız, konuşacağız. Değerli dostlar, şimdi ben bu para konusundan başlama isteyelim. Öncelikle onu konuşacağım, ondan sonra şey yaparız.
Sedir Efendi'nin Amerika'ya gelip gittiğini düzeltip ben konuşurum. Nesil oldu, nesil gelindi, nesil gidildi. Şimdi hepinizin bildiğiniz üzere 2016 yılda Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gelmişti. Mehmet Baksör'ün şeysine, cenazesine. Orada biliyorsunuz ki biz karşıladık. Asya Türkleri hep birlikte karşıladık. Onu yola Cumhurbaşkanımızı yolcu ettikten 3 gün sonra ben Ankara'ya geldim. 3 gün sonra ben Ankara'daydım ve külliyedeydim, daha doğrusu Ankara derken külliyedeydim ve orada İbrahim Kalın Bey'e bir proje sundum. O zamanlarda bizim ofis Washington'daydı, Bayat Saray'ın yanında. Bir proje sordum ki dedim ki İbrahim Bey bize yardımcı olsanız, çünkü biraz sıkıntılarımız var. Eğer ofis giderlerine yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun, kabul ettiler. Ve kendileri benden şunu sordu, dedi ki tamam dedi, biz şey yaparız, konseyin bilgilerini gönderin. Kaynak nereye gideceğini. O anda dedim ki direkt konseye değil, bizim dedim Dünya Aksa Türkleri Birliği var, DATUP, çatı kurumumuz vardır. Eğer DATUP üzerinden yaparsanız daha uygun, daha doğru, daha sistemli olur diye kendisine ilettim. Kendisi de makul gördü, yani doğru düşünüyorsunuz diye kabul etti. O oldu 11. Haziran 11. Ben görüşmemi yaparken. Bu projeyi sunarken, yardım isterken, ofis giderileri için. 11 Haziran idi. Ondan sonra 3 ay sonra Ziyaddin Başkan 23 Eylül'de Washington'daydı. Gelmişti, ofisimize de gittik, ofiste de oturdu. Orada Zeydin abi dedi ki ya burası çok güzel. Ben sana dedi buranın kirasından, giderlerinden sordu. Tabii ki ben söyledim ne kadar gideri var. Dedi ki ben sana dedi yardımcı olurum. Ben Zeydin abiye yazılı hiçbir şey vermemişim. Sadece oturup aramızda söylediğimiz, hatta fotoğraflarımız da var, çekilmiştik. Onda dedi ki ben sana yardımcı olurum. O olay neydi? 23 Eylül. Sentyabr ayında 2016'da. Neyse başkanı da karşıladık, gezdik. Cumhurbaşkanıyla da görüştük New York'ta. Başkan da gittikten sonra aradan 7 ay geçti. Bakın ben proje verdikten sonra 20. Yanvar Ocak ayında 20. Ocak 2017'de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Washington'daydı. Büyükelçimizin rezidansında görüştük. Orada bana müjde verdi. Dedi ki işte dedi sizin talebiniz kabul edildi. Ben DATUB'a dedi 200 bin dolar çıkarttım dedi. Aradan 7 ay geçti. Şimdi ne zaman çıktı, ne oldu onu ben bilmem. Kaç ay önce oldu, kaç ay önce o paralar DATUB'a gitti, orasını bilmem. Benden düşen sadece teşekkür ettim kendisini. Dedim ki çok iyi oldu, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bununla ayrıldık. Neyse aradan yine zamanlar geçiyor. Zeydin abiye diyorum ki ya işte yardım et demiştin ya ki ofis için. Ne oldu o iş? Ben dedi ki ikimizin aramızda konuştuğumuz. Erkek erkeğe konuştuğumuz söz. Söz dedim ki abi ne oldu, yardım edeceğim ofis için desem. Dedi ki ya şimdi biraz bir sıkıntı vardı. Sen dedi öde, söz ben sana yardım edeceğim dedi. Tamam. Zati de ödüyorduk. Zati hiçbir şey gelmezden de zaten ödüyorduk. Sadece ben değil, beni de sağ olsun Amerika'da da destekleyen iş adamları var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Beni finansal destek edenler mesela. Bir de kendim tabii ki katkımla. Zati ödüyorduk. Ondan sonra 23 Şubat'ta İstanbul'da bir toplantı var idi. DATUB'un temsilcileri 8 tane yeni temsilcilik Türkiye'de açılmıştı. O temsilciliklerin başkanları toplar bir toplantı var idi. O toplantının ardından da yönetim kurulu toplantısı oldu. Orada ben mesela başkana sordum.
Dedim ki başkan dedim bize dedim ofisin dedim iki yıl o giderine Dışişleri Bakanımız müjde verdi sevindirdi ama dedim bize dedim şey gelmedi ki dedim yarısı ancak geldi dedim o paranın yarısı gelmedi dedim. O yarısı ne oldu dedim başkan dedi ki ben başka yere harcadım. Bu dediklerim için orada masanın ortasında diktafon var idi. Revşen Bey'e gazeteciye arasınlar o diktafonu çıkartıp dinletsinler mesela. Ki bu sözler oldu. Benden ki dediler ki onda bana pridav oldu ki ben cepimden sana dedi 140 bin verdim de o parayı ne ettim diyor. Ya efendim cepten kimse bir şey vermemiş. Ve biz konsey olarak resmi kurum olarak non profit olarak kimseden aldığımız da sadece bize bağış olarak geliyor. Eğer diyorsanız ki sen o parayı yedin camiler edip aldın. Bir şey kağızları görse diyor şey Fuat Uçar. Ya kardeşim madem öyle sahte imzalar diye bir şey sahte imzalar koymuşsun. Madem onlar var idi o sahtalar var imiş. Neden söylemiyordunuz? Nereden çıktı o imzalar? Nereden çıktı onlar? Yok görse diyor ki biz para yollayan da diyor cami için de yazdık. Ya para yollayan hepsi bilir. Wire transfer eden de ne için yolladığın oraya Aydın için borç da yazabilirdiniz. Benim ondan haberim yok ki. Aydın'a borç verdik de edip yazabilirdiniz. Ne isteseniz onu yazarsınız mesela. Almışız yazmışız ki camiler için. Camiler için doğrudur biz de derneklere konsey hesabından 100 binden fazla çekler yazılı vardır. Wire transferler vardır. İllah ki cami için gidecek diye bir şey yoktur. Hatta şunu da söylerim. Şunu da söylerim. Fuat Uçer Efendi senin bu dostun var ya Fatih Dursun. O çeklerin yazıldığında da %70'i hep onun imzasıyla gitmiştir. Aydın nesil o parayı yer. Nereden çıkar diyorsun bu para yedi meselesini? Ayıp değil mi ya? Hesap verilecekse buyurun. Ben birinciden konseyin yani Amerika'nın yasalarına göre, kurallarına göre, konseyinde tüzüğüne göre, her bir şeye göre ben birinci o çerette bu hesapları milletim Amerika'da verişim gerek ki kurultayda da inşallah denden her bir şey vereceğim hesabımı. He, Amerika hükümetine de yılda zaten hesabını veriyorum. Bu nedir yani Aydın aldı parayı yedi, camının parasını bu ne? Bu ucuz taktikleri bırakın Allah aşkına ya. 3-4 sene 2014'te Cevit 100 bin yemişti. Şimdi Aydın 100 bin yedi. Rakamlarımız da koyulmuş ne güzel. Bizim giderlerimizi hepsini ben milletime yine bir kere diyorum değerli dostlar. Amerika'da yaşayan kurultay olduktan sonra bütün bölgelerden bak bunu söylemiştim yine söylüyorum. Sadece şeyler dernekler olan yer değil. Dernekler olmayan yerlerde de 20'nin üzerinde şehirler oralardan da Pristavitileri toplayacağı şey geçirme için, kurultaya geçirme için ve bütün hesaplarda verilecek. Neler yapıldığı, bugünkü gün açan konsey kurulduktan sonra neler yapıldığı hepsi gösterilecek, konuşulacak, anlatılacak. Bu hesaplar verilecek millete zaten. Bunda sıkıntı yok. Paralara gelince o zaman hadi diyorum ki 140 bini vermişiz, 150 bin 100 dedi, ne dedi ya bir şey rakamları diyordu. 150 bin 100 dolar yollamış ki camilere yollayın. Camilere yolladık, onu Aydın camilere vermemiş de kendi yemiş. Ya buranın giderlerinden sizin haberiniz bile yok ya. Bakın şunu söyleyeyim, mesela ortalama. 80-100 bin dolar her bir derneğin gideri var Amerika'da. Dayton'u hele söylemiyorum. Oranın rakamını söylemiyorum bile. Toplasa 1 milyon, 1,5 milyon dolar para millet kendi parasını Amerika'da harçlıyor. Siz onda kalkıyorsunuz diyorsunuz ki 11 tane cami kurduk Amerika'da. Nasıl kurduz 11 tane cami ya? Millet kendi parasıyla kurdu her bir şey ya. Başlangıç için Türkiye'den geldi bir miktar para. Sağ olsunlar Allah razı olsun. 3-4 tane cami için bir ikisi
tam parası verildi bir kaçının, yarı parası verildi, diğerini yine millet ödeyir. Mesela almış ki Atlanta diyor, parası ödenmiştir, oraya diyor kira verirdi. Atlanta'nın parası ödenmemiş. Sedir Efendi, bilmiyorsan bil. 500 bin Diyanet'ten gelmişti, geri kalan 260 mi 280 bini neydi, onu da millet töleyir. Yılden yıla millet kendi töleyir. Millet bunda parasını karşılıyor. Dernekler kuruyor, remontlar ediyor. Ediyor. Programlar geçiriyor. Siz diyorsunuz ki biz ettik. Neyine? 150 bin 100 dolar yolla be. O 150 bin 100 doların da ben size söyleyeyim. 20 bini zaten kurultay için değildi. Zaten onu da Zeydir abi kendi dedi. Ben de okeyledim. Tamam yardım etti sağ olsun. Kurultay kurulacak. Onun için de 25 bini bana misali söz vermişti ki sen harca ben veririm diye. 2017. yıl şeyde İstanbul'da ANMA programındaydık. Beşiktaş Üniversitesi'nde. Başkana dedim ki abi dedim ne oldu yardım edecektin şey yok desem. Hemen Fuat Uçar'ı çağırdı yanına dedi ki bak üçümüzük dedi ki Aydın'a dedi borcun vardır 25 bini ver dedi. Benden sordu ne kadar dedim ben 25 bini karşıladım dedim. Sana, senin söz verdiğinden sonra dedim bu şey ofisin giderlerini. Hemen dedi ki Aydın'a o parayı ver ve hiçbir hesabını da sorma. Ben yazılı bir şey almamışım gene diyelim. Ben zannediyordum ki erkek erkeğe konuşuldu, erkek erkeğe edilir. Eğer o konuşulanlar bugün cami içinde çevrilirse demek ki ben erkek erkeğe konuştuğumuzdan yanılmışım. Madem onda ile konuşuldu şimdi camiye deyip Ali Aydın'a daha çok çamur atak diyirseniz demek ki ben yanılmışım arkadaş. Ben inanıyorum. Karşımdakinde kendim kimi görüyorum. Dedi temboli dedim Zeydin abi dedi eder. Dedi etti sağ olsun ama sonucu ne etti? Dedi sözünde durdu. O yardımı dedi, o parayı verdi. Ki ben Türkiye'den şeye döndüm Washington'a. Hemen program yapıp zaten o paranın 12 bin 14 bin matını zaten yine programaya karşıladım. Söz konusu o değil. Bu işlerde arkadaşlar bakın bu işlerde naverine en son işlediğim bir şey ki canlı yayına çıkıp da bu para meselesini konuşmaya için. Ayıptır ya miktarlara da bak. Tabii ki küçük miktar değil ama Amerika için de bir şey değil arkadaşlar yani. 11 tane cami olan böyle büyük raskotları olan bir yer için demboli millet kendi karşılıyor hepsini. Burada artık kimseden şey edilmiyor ki. O zamanlar gitti biz artık alan yok veren koluk buradan çok şükür. Milletin de durumu iyidir, herkesin de durumu iyidir. Dolayısıyla bu para konularında ben dediğim kimi, eğer şey edeceksiniz 23 Fevral'da, 2019. yıl 23 Fevral, masanın ortasında diktafon var idi. Açın o diktafonu yaşadık. Zeydin abiden ben sordum, ben ki o paraları yedin dediler de, hesapları niye verilmiyor falan filan ki değil dedim. Abi dedim. Tamam. Hesapları konusu beni de geri kalan paranın dedim. Yarısı yok. 105 bin gelmiş. Benim elimde çekler var ya. Çekler var. Ben bakanlığa atçotumu verdim. 106 binlik çek yazılmıştır. Her bir dernekler için. Banktan alınan çeklerdir. Nasıl oluyor ki biz yemiş oluyoruz o parayı? O çeklerde hepsini ben kurultayda zaten milletin uyguna koyacağım. Bakacak millet. Ben gene diyorum ben hesabımı vereceğim milletin uygunda. Ona hiçbir şüphe yok. Ya böyle bırakın böyle ucuz ucuz şeyler ya adamlara iftira atmaları, çamur atmaları. Nedir bu? Nereden çıkıyor bu? Ne için? Neden derdi ben Pırt Balaga dediğim. Ya Pırt Balaga yok. En kolayı ne? At iftirayı, parayı yedi. Hesap verilecekse, hadi bakalım nasıl ki ben bakanlığa çıkarttım da bankovski statementlardan, bankın çekin kopyalarından kaç manat yattığı çok güzel duruyor onda. Bana
Siz yazmışsınız ki cami giderleri de kendi yollarken para. Ya ben sadece para yattı. Onu sen ne istesen yazabilirsin. İşte doğru yazabilirsin. Sıkıntı yok. Ha bize ne için geldi? Ne için kullanıldı? Ve ne için kullandıklarımı da ben Zeydin abinle oturup konuşurken ben diyirdim. Nerelere kullanıyorum, neler ediyorum, finansı ve durumumu soran da ben her bir şey giderleri söyleyirdim zaten. Tutmuşuz bunda sahte şeyler diyor size ne imzaları ne sahte şeyleri. Bir tane ödemelerde bir tane Seattle'ın camisi vardı. Yenge kiraya tutulmuştu bilmiyorum 3000 kaç yüz dolar gider şeysi vardı rentti kirası. Bir oraya tölemişiz biz yardımcı olmuşuz birkaç kere. Onun dışında biz başka yere hiçbir şey yollamamışız. He soru yer miydiz? Bize raporu yolladı bir yollayırdı. Hangi tarihlerde yolladım ben raporları? O zaman ben de size bir şey sorayım. Bu Amerika'daki bizim giderler, biz bunda konuşuyorsak, siz derseniz 105 bin paradan konuşuyorum. 105 bin bir yıllık gideriydi ya, o ofisimin benim bir yıllık gideriydi. Hadi diyor ki o bir yıl git, onun dışında kaç yıl bu faaliyetler yürütmeye için gezdiğime ben sadece kendim değil, gene diyorum. Beni destekleyen arkadaşlarım var, kardeşlerim var. İş adamları vardır, destekleyirdiler, yürütüyorduk. Ondan sonra ne? Benden ne talep ediyordunuz? Ya diyordunuz ki ne olursun o konseyin giderlerini bize yolla. Tamam, ben hiç düşünmezden Bezadnik'imiz yolladım. Bir yolladım, orada diyelim ki 90-100 binlik giderlerimiz var bizim mesela. İkinci yıl gene yolladım, ondan sonra dedim durun ya. Biz bunda kendimizin şey ettiğimizi, kendimizin harcadığı hesapları size niye yolluyoruz? Ne için? Amacı nedir? Sordum, cevap alamadım. Neyinize lazım bu? Nereye içindir? Bana bir deyin ki ne içindir bu? Cevap alamadım arkadaşlar. Ondan sonra durdurdum. Yollamıyorum. Yollamakta da zaten ben zakonlar uşattı diyorum. Yollamaşım gerek ben zaten onu. Ben onu toka federal açtıydı şimdi gerek bunda ve milletimi. Yollamanın kendi zatı hatadır. Ama ne olursa gene 2 yıl onu yollamıştım. Ondan nerede bakarsan 200 bin dolar. Ne ettiniz? Ne için kullandınız? Fuat Efendi. Onu da bir çıkanda yayında açıklayın lütfen. Bir dahaki yayında ki ne için bizden aldığınız 2 yıllık şey aldınız da bize yardımcı mı oldunuz? Yok. Ne için kullandığınızı lütfen milletin önünde de canlı yayında açıklatsaydın. Para konusunda gene neler diyordular. O kadar söylediler ki valla. Bir de diyelim ki bir de buranın giderleri 1 milyon üzerinde yıllık gider vardır. Siz kalkmışız biz 11 tane cami kurduk deyip söylüyor. Camileri millet kurdu burada. Hükümetimiz destekledi. That's it. Onun dışında kimse bize şey etme. 2012. yılda 2012. yılıydı. 2012 mi ya 14'te. Zeydin abi geldi onda hele konsey bile yok idi. Ben yenge dernek kurmuştuk. Kent'taki'de. Onda sağ olsun 20 bin vermiştik Akraz'da. İnşaat gediyordu. Ben onu önümüzdeki hemen Toy'da da çıkıp açıkladım ki başkanımız bize 20 bin bağışladı deyip ve derneğe kullanıldı o para. Onun dışında Türkiye'mizden aldık desteği. Eyvallah sağ olsunlar. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar ben bilmem bu parayla ilgili akırımda soru soracağım da eğer sorularınız var ise zaten ben soruyorum bunlara Liçin. Fuat Uçar'a soruyorum. Çıksın hesapları versin. Ne için bu iki yıllık bizden şeyin gider. Hepsi de e-mail de var. Yollayabilirim, görsedebilirim. E-mailine yollanmış bir şeydir. Ne için aldınız bizden onu? Ne sebeple aldınız, ne amaçla aldınız, nereye kullandınız, ne ettiniz? Onu bilmek isterim mesela. Onun dışında hayt ediyorsunuz ki aydın o işte 105 bin camilere verdiğinizi aydın yemiş. Diyak ki ayda yemiş. Diş işlerinden size gelen 200 bin nerededir? Onu kim yedi? Bize niye gelmedi?
Neden ben o ofisi bıraktım? Çünkü kendim çekemedim. Gelseydi ofiste duracaktı, gene de işle durdu. Gelmedi. Siz, size bir amanat geldi ama amanatı yerine şey etmediniz, teslim etmediniz. Türkiye'den size amanat geldi ki bunu götürün de diye oraya verin. Yok Aydın para yiyen olsaydı, bak şunu söyleyeceğim. Para yeme işteseydin, ben ondayken demez miydim diye benim işte konseyin hesabı yollayın gitsin. Bitti. Ben Datubi niye dedim? Eğer öyle parayı çalıp da parayı Aydın yedi diye size ki. Düşünün yani. Ben ondayken İbrahim Bey'e derdim ki da hemen telefonda çıkardım ki diye benim banka bilgileri. Yiyecek olsaydım, çalacak olsaydım hani diye size ki Aydın yedi çaldı hem de camının parasını yedi çaldı. Allah'tan korkun ya. Başka bir şey diyeyim. Cumhurbaşkanı ki geldi, karşıladık. Bütün milletime canı dilden teşekkür ediyorum. Gerçekten de öyle navış şımurovni diyerek ki elimizden geldiği kadar ettik. Karşıladık, yolcu ettik. Teklif oldu mu bana bu masraflara? Bir kuruş aldın mı o teklif bana ki şehitle? Teklif de değil. Üstüme bastırıyordular ki bu kadar masraf ettiniz. Ne kadarlık oldu benim? Ben dedim ki bakın biz bunu para için yapmamışız. Para için herkes eder. Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Sayıyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Onun şeyi için yaptık. Para için yapmamışız diye bir kuruş almadık. Aydın ele kötü para yiyen, cami parası yiyen olsaydı almaz mıydı ya? Ki kaç kere, kaç yerden tepkiler aldım beni. Açık açık soruyordular. İşte Amerika'nın içindeki diğer Türk dernekler, diğer dernek başkanları olsun. Ne kadar para aldın? Ya abi almamışım bir şey. Ya diyor olur mu öyle şey? İnanmıyorlar. Buna inanmayın biz bu yok. Biz ülkemizi seviyoruz. Dolayısıyla bir adama para yedin deyip iftira atarken biraz düşünün ya. Biraz düşünün. Allah'tan korkun ya. Başkan geldiğinde 2012. yıldı. Ben onu 120 bin dolar arabada gezdiriyordum. Siz kalkmışız onda olarak. Sedir Efendi veya Fuat Efendi kalkmışız Aydın para yedi diyorsunuz. Utanın ya. Hesaplarını da ben bayağı dediklerimin hesaplarını da bekliyorum bir dahaki canlı yayında. Eğer o hesapları çıkıp Fuat Uçar o hesapları bir daha canlı yayın yapın ve bu bizden aldığı 2 yıllık şeyi ne için ne amaçla aldınız onu söyleyin. Ondan sonra bu dış işlerinden gelen 200 bin nerede, nereye gitti, ne oldu onu söyleyin. Madem para konusuna girdi söyleyin kardeş. Söyleyin. Benim bir yerden korkacak yerim yok. Allah'ın izniyle de çok kısa zamanda milletimin önüne de çıkacağım. Evraklarından hesabını vereceğim. Benim orada verecek hesabım da bizim konseyin giderlerinde sizin düşündüğünüz gibi 100 manat 100 bin değil. 4-5 barabar da çoğudur. Onların da hepsinin hesabını ben veririm. Kimden, kimler destekledi beni, hangi iş adamları destekledi ben bütün hesabını vereceğim. Datup olarak oturmuşuz o 100 bin yedi, bu 50 bin yedi deyip oturuyorsunuz. Siz Fuat Uçar, genel sekreterim diyesin. 9 ülkede yaşayan millet için hangi kiminle irtibata geçip ne iş gördün? Biz buradan Amerika'dan oturup Rusya'da binin üzerinde milletimize sıklette olanlara Rusya vetandaşlığını aldırtturduk. Orada bürolar açıp avukatlar tutup siz ne yaptınız? Rusya'da ne yaptınız? Niye siz datup olarak yapacak işi siz yapmıyorsunuz da biz yapıyoruz. Ondan sonra da kalkıyorsunuz bize 100 bin yedi. Avukatlara bizim karşıladığı parayı sen hakkın bile almaz seni. Ne kadar para karşılamış oradaki avukatlara. Milletimize yardımcı olarak da. Her birinin de ismileri vardır, telefonları vardır. Kimlere biz yardımcı olduk. Türkiye vatandaşlığı değil, Rusya vatandaşlığı almak için.
Böyle dedikodu yapıp o para yedi bu para yedi diyen açan gidin işinizi yapın. Millete yardımcı olun. Millete yardımcı olmak uyandı dursun. Datup'un birinci maddesine dayanın da vatan konusunda bir şeyler yapın. Oturup Aydın para yedi diyen açan, felenci para yedi diyen açan. Herkes para yiyen oldu. Bir siz abbak oturuyorsunuz orada. Vatan konusunda ne yaptınız? Bizim buradan Amerika delegasyonu olarak 2 yıl, 2,5 yıl çalışmamızı yerine bir edip bıraktınız. Niye? Bir çalışma başlatmıştık bilmeyenler için. Bir söyleyeceğim. Vatan konusuyla ilgili. Şimdi bu konu öyle bir şeydir ki değerli cemaat yanlış anlamayın. Milletimizin içinde iki tür düşünceler vardır. Biri var işte vatan konusunu şey etme Türkiye diyor. Biri diyor ki işte ahıskı. Her ikisine saygımız vardır. Biz eğer önderler, ben bütün önderlere sesleniyorum. Milletimizin istediklerini yerine getirişimiz gerek. Türkiye değil, eyvallah Türkiye şeysinde yardımcı ol. Akıska değil, Akıska konusunda yardımcı ol. Edişimiz gerek. Bizim işimiz bu. Yok ben başkanım, ben dediğimi millet edecek diye bir şey yok. Bir işlem başlattık. Çok da güzel, ciddi götürmeye başladık. Sonra başkanla görüştük. Dedik ki böyle böyle noktaya getirdik. Şimdi gel Datup'un içinde bir komisya kurak da o komisya bu çalışmaları devam etsin. Kabul etti sağ olsun. Datup'un içinde o komisya oldu. Başkanı oradayken şey dedi ki tamam sen o zaman başlattın ki sen yap şeyi başkanı. Tamam. Kısa süre sonra şeye geldik ya Aydın olmasın. Yine de Datup yönetim tarafından Aydın olmasın. Burhan Bey olsun. O ki Avrupa'da dur. Burhan Özkoçar daha da kolay olur çalışmaklar şey olur diye. Ben dedim eyvallah yeter ki iş olsun. Ben de zaten içinde olacağım, destekleyeceğim. Amerika'dan, buradan nesil neler gerekirse her türlü rıçakları kullanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kısa süre Burhan Özkoçar da güzel götürdü. Aman işte Datup'a bir şey veriyoruz. Yazık ki bunu imzalamak lazım. 2 ay, 3 ayla bir imzalamıyorduk, bekliyorduk. Orasını da geçtim. Çok baskı yaptık. Ondan sonra ne oldu? Yine şey oldu ki Burhan Özkoçar olamaz. O yönetimde değil. O başkan olamaz. Kim olsun? Marat olsun. Ukrayna temsilcisi. Tamam olsun. Biz için fark etmez. Yeter ki komisya çalışsın. Marat Bey oldu. Komisyon başkanı. O dereceye çalışmanızı getirdik ki Gürcistan Cumhurbaşkanı'yla görüşmek şeysine çen geldi. Seviyesini açan, bakanlarla görüşmek seviyesini açan geldi, durduruldu. Ne oldu? Fuat Uçar, yapacak işler budur Datup'un birinci sırada. O para yemiş, bu onu yetmiş, yok. Dedikodu yetmek yok, iftira atmaklar yok. Birinci şeysine, Datup'un tüzüğüne, birinci maddesine uyun, vatan konusuyla bir şey yapın. En azından o komisyon durduğu yerden devam etmeye başlasın. Ciddi işlere bakın. Gelmişiz bunda ucuz ucuz oyunlar oynuyor size. O para yemiş de bu para yemiş. Dedi on kimi? Madem bana diyorsunuz ki Aydın o 105 bin yedi. Camilerin parasını diyorsunuz hem de utanmazdan. O zaman Dışişleri Bakanlığı'ndan Datup'a gelen 200 binin hesabını da çıkıp vereceksiniz. Fuat Uçar. Çık. Aç videoyu. Canlı yayını ver o hesabı o zaman. Madem parayı yiyor, madem herkes parayı yiyor, buyurun siz de deyin. Nereye yediniz o parayı? Nereye karşıladınız? Ben demeyelim ki cefen sokup götürdün. Nereye karşılamışsan artık onun hesabını ver. En azından ben de bileyim ki tamam, bana verilen amanat bana çen gelmedi. Eyvallah. En azından bileyim ki ya Özbekistan ya başka ülkedeki milletimize karşılamış. En azından onu bilin. Benim alıp karşıladıklarımı da ben önce millete sonra buradaki hükümete veriyorum vereceğim de. Onayı canınızı sıkmayın. Şimdi değerli dostlar bu şeye gelince bak gene bir kere kaytaracağım.
Takıyırsız. Ya Cumhurbaşkanı karşısına da çıkıp biz 11 tane cami aldık diyirsiz. Verdi 105 bin dolar. O da sizin para değil ya. Hükümet biz için bir bağış yaptı ya. Ofis giderleri için. Ne için? Boş boşuna yapmaz. Bizim de burada yaptığımız faaliyetler var. O her bir şey boş boşuna olan bir şeyler değil ki. İşler vatandaşlık olsun. Bizim bunda aktif mi ülkemiz için, Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz için, bayrağımız için, biz burada aktif mi olduğumuz için çok şükür. Geçen canlı yayında da dediğim gibi milletin de talebinden sonra çok şükür vatandaşlığı da kazandık ve almaya da başladık. Çıkmış Sedir Efendi öyle söyledi ki DATUP olmasaydı biz bunda vatandaşlık alamayacaktık. Ya ağır olun ya. Biraz ağır olun ya. Ben demeyelim ki kimsenin şeysi yoktur. Ben onu gene mi tekrar edeyim? Şimdi Sedir Bey'in söylediği, Sedir Bey Efendi'nin söylediği ziyaretine geleceğim. Eğer parayla ilgili varsa şey konu şey sorularınız varsa yazın şimdi. 3-4 dakika ben ona cevap veririm. Ondan sonra geçerim ben diğer konuya. Tatup içinde ve Amerika temsilcisi. Eyvallah çok güzel diyorsun. Ben de hesap verecek. Tatup'un bütün temsilcileri, Tatup'un içindeki temsilcilere ben şunu sorarım. Tüzükler ellerinde var mı? Ben yaklaşık bir ilden çok oldu. Tüzüğü talep ettim. Ben hele gelmedi. E-mail'le yolladım. Benim elimde olan bize verilen tüzükte iki sayfası yetişmiyor. İki yıldır ben onu talep ediyorum. Bana gelmiyor. Datup içinde de hiçbir hesap olmuyor ki bizim haberimiz olsun Osman Bey. Ne geldi, ne gitti, nereye gitti. Hiçbir şeyden haberimiz yoktur ki hiçbir temsilcinin de haberi yoktur bundan. Ki ben de ona cevabını veririm, hesabını. Aydın Bey, Dışişleri Bakanlığı'nda neden bu anlattıklarınızı anlatmadınız 11 Aralık'ta? Güzel bir soru. Aferin. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda, bakın İskender Bey, Mamadov. Dışişleri Bakanlığı'nda bu hesap konusu ortaya çıkınca, hesap konusu. Ben onda şunu söyledim, DATUP yönetim toplantısında da. Şunu söyledim, ben şu an bir şey diyemem, bir şey demeyeceğim daha doğrusu. Ben Amerika'ya döndüğümde banka hesaplarından bütün bu çeklerdir, nerelere wire transfer edilmiştir, onları alıp getireceğim. Bakan Bey de bana dedi ki tamam getirirsin, yardımcısı Yavuz Selim Bey'e verirsin. Ki ben de döndüm, aynısını yaptım. Aldım evrakları götürdüm. Hatta ben kendim de gitmedim, biz bir delege olarak gittik. O evrakları sundum. Ben bakanlığa anlattım, verdim evrakları. O kadar yani. Onun dışında ben dedim, ne ki dedim onu ettim, dokümanları götürdüm. Banktan çıkarttıklarımızı. Cavit Aliyev, имеет ли право МИД Турции передавать Датубу документы, которые вы отдали? Это другой вопрос. Сегодня мы будем только dediğim gibi bu temsilciliğine bunların bu para meselesi. Пускай отвечают за то, что я сейчас запросил. Фуат Учар yapsın şeysini. Adını sen söyle. Açsın canlı yayını ve anlatsın. Bu bizden aldığı şeyler ne amaçla aldı, nereye kullandı, ne etti diye. Tatup kötüyse neden Cumhurbaşkanı var? Cumhurbaşkanı milletledir, milletle. Yanlış yerlere şey yapmayın. Bir şey unutmayın ki Cumhurbaşkanı olsun sayın, Dışişleri Bakanımız olsun. 9 ülkede, hangi ülke, nereye geçseler de Aksakallı Türkler olan yerde her zaman görüşürler, her zaman dertlerini dinlerler, şeylerini de yapıyorlar, yardım, ne yardım lazım ise. İlgileniyorlar, o konuda hepsinden Allah razı olsun, o konuşulmayacak bile, yani tartışılmayacak bir konudur. Neyse, beyler ben şimdi geçeceğim, Sedir Bey'in bu Amerika'ya gelme vakıyasını söyleyeceğim. Onu da biraz anlattı ama ki geldi çok güzel ama ki biraz çok güzel de uydurup konuştu.
Doğrudur. Vizası bittiydi. Amerika'ya gelecekli onu, 2. Mayıs'ta gelecekli onu bana mesajından atmıştı. Doğrudur. O mesajı atmıştı, var idi. Ben ona iki gün sonra hemen devletiyasını da yolladım. Vizasını da aldı. Bir tane mesaj vardır. 2. Çisla'da, 2. Mayıs'ta ben Amerika'ya geleceğim. Bir tane mesaj. Eyvallah var. Onun dışında yani Amerika'daki geleceğin. Bunda böyle programlar yapılacak. Sen bir mesajla gelip şey mi yapacaksın? Neyse. Çisla ben size aşındı diyorum. Tak. O arada ben şeydeyim. İzmir'deyim. Kendi işlerimle alakalı İzmir'e gitmiştim. Birinci Çisladur. Mayıs 1. Geçen sene. Türkiye saatiyle yarı geceydi. Sedir Efendi aradı beni. Osman Salayev da yanımda beraber. Sedir Efendi aradı dedi ki ben dedi yaşasaydı Vairaport dedi. Chicago'ya uçacağım dedi. Hayırdır dedim. Dedi ki nukak dedi şey etmeye dedi ya bu vatandaşlık konusunu çalışmalara dedi. Dedim Karaşo bize niye haber vermediniz dedim ben Türkiye'deyim dedim. Yaftırcı. Ну я же писал, ну хорошо, бир тене шейнан олмаски, сен уже аэропорта гедерсин, ты мне звонишь и говоришь, что я еду в Чикаго. И какие планы, десен, деди ки, ну вот, деди, мы сейчас там, деди, прилетим в Чикаго, деди, там нас, деди, Балканом встретит, деди. И мы поедем по бельгеляре гезеджаух, деди. Дедим, анламадым, Балканом встречат, деди, не иш, десен. Dedi ki nukak ya dedi perechislil dedi 10.000 maat yolladım o bölgelerde dedi. Hatta Sedir Efendi bana 10.000 demişti şey başkan bir toplantıda 25.000 verdim demişti artık ben bilmem o bana karanlık. 10.000 mi verildi 25.000 mi verildi ya lemnet diyorum ne lez. No fak tom şu Sedir Efendi konuşmuş Balkıyanım ile programalar yapacağım işler bütün Amerika'da gezip. Programlar yapacağım işler ki de şey vatandaşlık konusunu çözme için 40 tane öyle vaproslar var onları cevap verme için de bir şeyler söyledi de şimdi gerçeği bu. Ben ki ona dedim ya dedim ki Sedir abi nasıl oluyor ki dedim. Biz dedim o boca boca bir yarım yıldır çalışmasını ettik dedim. Burada her yerde 8 tane Dernek başkanı var. Onlar çalışıyor bunun üzerinden. Как получается, что siz gideceksiniz bölgelerde dedim. Başka kimseleri bulup bu dokument işlerini yapacaksınız. Bu nereden çıktı dedim. Ne, bu neyin nesidir dedim. O ki böyle biraz sıkıştı sonra dedi ki ну я не знаю dedi. Вот мне сказали, я лечу. Меня будут она встречать. Вот у нас был вот такой разговор. Ben biraz kızdım. Biraz tartışıp konuştuk. Dedim ki olamaz böyle bir şey dedim ya. Oradaki işleyen milletin saçtığı başkanları siz çığnat nesil kendi başınıza dedim gidip bu adamları tespit edeceksiniz bölgelerde ki çalışmalar başlansın. Oraya da geç. Uje liste çıkmıştı. 1205 adam uje listesi çıkmıştı. Application'ler doldurulmuş gerekiydi. VAT4 diyen bir forum var. Onlar doldurulmuş gerekiydi ki onun için de uzman Üzer Bey gönderildi ki burada başkanlara anlatacak ki bu forum nasıl doldurulsun? Hatasız doldurulmak için, şey etmek için. Hatta sadece bizim çalışan başkanlara değil, konsolosluktaki çalışan kim ki bu görevi alacak, onlara da anlatmak için ki hatasız doldurulsun diye. Üzeyir Bey onun için geliyordu. Ben de işte Sedir Efendi dedim ki kalk tak dedim. O kadardır işlep, dokumentleri toplayan, koşturan her bölgede bizim başkanlar var dedim. Onlar ne olacak dedim yani onların yaptığı işleri bir kenara bırakıp siz nasıl böyle bir şey dersiniz diye. Biraz tartıştım. Karoçu ben öyle dedi ki nasıl işlersen ya уже еду dedi как хочешь так. И как говорят мне не оставляют выбора как всегда. Ben ne yaptım sabah erkene Osman Bey'le beraber kalktık ilk uçağıyla Ankara'ya gittik. Cuma günüydü. Ankara'ya gittik. İçişleri Bakanı'ndan görüşme talep ettik. Sağ olsunlar kabul ettiler.
Benim onda dediğim şuydu. Çok bir 15 minut oturduk. Çok da bir şey etmemiz yok. İlk önce tabii ki de teşekkür ettim milletimizin adından. Ondan sonra dedim ki Sayın Bakanım dedim. Beneki değilmiştik ki orada siz yapacaksınız, siz inceleyeceksiniz, siz elekten geçireceksiniz. Belli ki dedim bu düzen bir şey değişiklik var dedim. Nedir dedi? Dedim şu anda dedim uzman gidiyor dedim. Ve uzmanın yanında dedim bizim başkan yardımcısı gidiyor. Teze insanlar tespit edip çalışacakmış işler dedim. Olur mu öyle şey dedi. Aldı. Göç İdara Müdürü'nü aradı bizim yanımızdayken Hüseyin Bey'i aradı. Dedi ki Hüseyin Bey kim gidiyor? Böyle böyle dedi ki ya orada konsey var. Konseyinde bölgelerde başkanları var. Onlarla çalışacaksınız. Hani Sedir Efendi diyor ya 3-4 gün aydını bekledim. Bakan diyor elçiliğe, bakan bir elçi kimse aramamış ya. Direkt Hüseyin Bey aradı. Göç İdara Müdürü'nü dedi ki ebele edersiz diye talimat verdi. Bitti. Sedir Bey de gezdi. Üzeyir Bey'in yanında gezdi. Ne soruyu çözdü ya orada zaten bir tane application'dır. Başvuru ya. Resmi başvuru. İsim, soy isim, doğum tarihleri ne bileyim neler. Sen hangi 40 tane soruya gelmişsin Dayton'daki camide diyorsun 40 tane soruyu çözdük. Ya neler diyorsun kardeşim ya? Ne çözmesi? O zaman Üzeyir Bey ne için geldi? Uzman. Uzman yollandı ya onlar edilmesi için. Ya yanına takıldın geldin eyvallah. Ondan sonra Aydın diye sadece bir gün bizine neydi. Onun dışında geldin başkana neler söyledin Sedir Bey? Aydın yanıma bile gelmemişti ya. Ya Aydın senin uçak biletini almadı mı ya? Aydın senin otel yatak için otelini almadı mı, restorana götürmedi mi ya? Nasıl söylersin böyle bir şeyleri? Ayıp değil, utanmayın sen ya. Bizimle diye Chicago'ya. Chicago'ya neye gelin? Biletini aldım, Seattle'a uçtum. Ben de evden Seattle'a uçtum. Chicago'ya ne deyip gelin? Yıllar gelip seninle mi bir samolotta uçuşum gerek? Aldım biletini yolladım işte kendim de evden uçtum. Ne farkı varmış? Ne gelip senin yanında mı gezişim gerek yıllar? Sen gel benim arkamdan iş çevirmeye kalk. Ondan sonra de ki yanıma gelmedi. Sen gel bundaki bizim bütün çalışan başkanları hiçe say. Hiçe say kırağıya bırak. Balkıyanımına gez tez adamları tespit edeceğim diye. Biz de senin yanında gezer. Sana saygı sayar. Onu mu bekliyordun? Yok öyle bir şey ya. Olamaz. Bir gün yanımdaydı diyorsun. Kaç gün oluşum gerekiydi yanımda? Ne edişim gerekiydi yanımda? Hele gene benim insanlığım ki sana biletini de aldım da otele de yerleştirip odan da aldım. Sonra da oturuyor. Siz ben anlamadığım bir şey vardır. Ya oturuyor. Ben yıllardır paramı karşılamışım zamanımı. Ulan sen para karşılıyorsun da başka başkanlar niye başkalarına yedi diyorsunuz ya? Bana sorarsan Luboy kim başkan olmuşsa hepsi parasını karşılayıp gezmiştir bu davada. Yok size sorarsan bir siz varsınız. Başka kimse yok. Başkaları hepsi para yiyen. Para çalan. Var mı böyle dünya ya? Biraz gerçekçi olan. Daha önceden de toplantılara Aydın katılmıyor diye beni şikayet eden Fuat Uçar. Siz. Bu üçlü gene söylüyorum hiç çekinmeden. Ki Aydın toplantılara gelmiyor. Şimdi burada ne manevra edeceğiz? Birinci Almatay'a Aydın toplantıya katılmadı diye şikayet ettiniz. Şikayet ettiniz ki Aydın yönetim toplantısına katılmadı bizi hiçe sayıyor diye şikayet ettiniz. Onu bana New York'ta boş bere değil. Bütün dernek başkanları yoldaydı. Hepimize Selim Yavuz Bey, bakan yardımcısı dedik. Ya niye şey diyorsun toplantılara gitmiyorsun? Bize böyle şikayet oldu dedi. Dedim ki Sayın Bakanım bakın dedim. Telefonumu çıkarttım. Fuat'a attığı mesajı göstettim Fuat Uçar'a. Bakın ben yazdım ki ben katılamayacağım. Çünkü benim pasaportum şeydir. Değişilecek. Ondan sonra cebimden yeni pasaportumu çıkarttım. Dedim ki Sayın Bakanım bakın
Hangi tarihte ben pasaportu almışım? Adam baktı boş başını salladı. Amaç ne? Bakan Bey'e aydın şikayet etmek. Toplantılara katılmıyor, kendi başına işte bunu yapıyor. Aynısını da ne yaptılar? Şeyde Ankara'da ne diyecektiler? Ha, buraya da çağırdık, aydın gelmedi diyecektiler. Ki olmadı. İyi ki de beni aradılar bakanlıktan, dediler ki ya toplantı başlayacak 15 dakika sonra, siz niye gelmediniz hele dediler. Ben de anca koşa koşa anca ulaşıp girdim. Ben zaten girdiğimde bunların gözleri büyüdü ki ya çağırmamış o, nereden haber alıp geldi diye. Orada ne yapacaktınız Fuat Uçar, Sedir Efendi? İşte bakan bey, bakın aydın böyle saygısızlık ediyor de yerine diye Şükret'i şey yapacak izninizle, o da tamam diyecek. Onu, o idi sizin amacınız. Özbekistan'a gelince Özbekistan diyor, şeye, Sedir Efendi diyor ki Özbekistan'daki toplantıya katılmadın. Ben sana Liç'te Sedir Efendi resmi yollarım, telefondan çekip Özbek Başkonsolosluğu'ndan aldığı şey vize başvurum mu? Ben İstanbul'daydım. İstanbul'da şey konsolosluğa yarın inşallah çıkar dediler. Ben dedim ki ben bunu risk almayayım diye başkanı aradım. Dedim ki başkan, ben dedi, diyorlar ki yarın çıkar ama öbür gün toplantı diyor. Eğer çıkmazsa ben gelemem toplantıya dedim. Ama dedim ki ben gelemem ama ki dedim. Bizim dedim Mahmut Bey şey yapsın, gelsin dedim. Navsekis Luci dedim, ona bileti ayarlayın dedim. Gelsin dedim. Ben zaten gelsem katılırım. Gelemezsem de o benim yerime katılır dedim. Hem de ne için? Mahmut Şevketov. Çünkü bayağı ki dedim ya, o komisyon kurduk vatanla ilgili çalışmalar için. O koordinatör dedi, işledim ki o da gelsin. Zaten oturup o konuları konuşacaktık. Ama maalesef bakın ne oldu Taşkent'te. Ben vize alamadım, gidemedim. Mahmut Akay 3,5 saat Kepket'te yaşlı adam 3,5 saat kapının dişinde tutup İsmail Molitzi olsun giremezsin deyip yönetim toplantısına içeri almamışsın. Nasıl oluyor ki Aydın'ın temsilcisini yönetim toplantıya içeri almıyorsunuz? Ondan sonra Aydın toplantıya katılmadı diyorsunuz. Ayıp değil mi bu yalanları söyle be ya? Ayıp değil. Diye Mahmut Akay Jivoy Svidettir'dir, Lüboy Mehmet size dakaz attıydı. 3,5 saat adamı kapıda bekletmişiz ya. Ki ben başkana dedim ki ben gelemesem eğer o katılacak dedim. Beni temsilen dedim. Çünkü vize problemim var. Nasıl da kalkıyorsunuz diyorsunuz ki toplantılara katılmıyorsadır efendi. Kirli oyunlar oynamayın. Bırakın, yeter edin ya. Hoş patkulucu Mahmut Bey, nayet tut diyor mu? Pagavarim stabu. İstersen. Ve bu canlı yayınadaki çıkarsız Fuat Efendi. Onu da söyle ki Mahmut Bey'i neden içeriye almadınız? Neden yönetim toplantıya beni temsilen adam içeriye almadınız? Ocak ayında Şükret Timur'u filan da Fatih Dursun'u yönetim kurulu toplantısına alıyorsunuz. Onu bir açıklayın, çıkın da. Nasıl oluyor bu iş? Kimseler de hata aramayın efendiler. Kendi hatalarınızı düzeldin birinci. Kendi hatalarınızı düzeldin ve dedikodu gibi çalışacaksanız birinci datobun tüzüğüne bakın da ona çalışın. Kimselere iftira atmayın, bırakın. O para yemiş, bu para yemiş imiş. Eğer bütün bu Amerika'dan, derneklerden olan yardımları, eğer Allah rızası için olan yardımları çıkıp da böyle reklam yapacak olursa bizim zamanımız yetmez. Ya. Milletin zamanı yetmez ona. Allah razı olsun milletimizden ki herhangi bir ihtiyacı olanlara elini taşın altına koyuyor, katkıda bulunuyor ve o hemen şey oluyor, yardım ediliyor. Onun için bir tane bir şey gene kaytaracağım. Amerika'daki bütün dernekler, camiler, birinci öçerikte ülkemizden destek alındı. İlk başlayan da bu konsey kurulan da şey başlayan da. Ondan sonrasını Allah'ıma şükürler olsun. Milletimiz ayağa kalktı ve milletimiz bütün rastlıklarını, bütün hep milletin kaynağına, milletin gücünden oluyor bunlar. İnina da ortada gavarit o onu
Biz de dişovi şeyler yapmayın. Ya dediğim kim eğer bütün derneklerin giderlerini saysaz neredeyse 1 milyon, 1,5 milyon dolar yıllık gideri vardır bütün derneklerin. Biz aldık, biz açtık, biz ettik deyip söylemeyin. Milleti diyor burada. Millet. Nasıl ki ben Dışişleri Bakanlığı'ndan bana gelen yardımın 105 binin açotunu verdim. Bu dilübezni. Siz de aynısını yapın. Ama işte banka dekontalarını hepsini çıkardın da bu dilübezni yapın. İllah ki de biz için aldığınız o amanatın hesabını verin. Bir dahaki canlı yayına çıkarsız ki bize gelen amanatın hesabını verin. Ben onu oylap çıkmamışım. Bizzat Dışişleri Bakanı bana dedi ki tebrik ederim. Televizyonu şey ettik. Datuba yolladım size 200 bin dedi. Bitti. Amanat sizdeydi. Nereye gitti o amanat? Ondan sonra diyorsunuz ki biz can için para verdik. İsterseniz projeyi de gösterdim. Hangi projeye o destek geldi. Ofisler gideri, ofis gideridir orada boş. Washington'daki. Başka bir şey değil. Denden yollarım ben size. Hatta sizde de vardı. 2 yıllık o giderleri size de yollamışım. Siz biliyorsunuz kaç maat gideri vardı ofisin. Yaklaşık 100 bin dolar. 1 yıllık gideri vardı bizim Washington'daki ofisin. Neyse değerli cemaat. Ben gene bir kere diyeyim. İnşallah Fuat Uçar, Sedir Eyüp, Davati Şehid'in bir tane canlı yayın yapın. Amerika'dan da 3 tane delege olup katılacak ve bu konuları konuşacak. İstersiz canlı yayında milletin önünde, istersiz ayrı ara. Biz için farkı yoktur. Ama bu konuları konuşacak. Çıkıp da yemişin, atmışın, satmışın boş lafları bırakın. 3 tane şey edin, organizat edin. Biz de buradan 3 tane adam delege olacak, konuşacak bu konuları. İnşallah inanıyorum ki onu yapacaksınız. Ve bekliyorum. O anonsuzu eğer direkt canlı yayındaysa direkt canlı yayını anons edin. Ne zaman açtırsanız hatiti saglasovut isnami hatiti net. Biz için fark etmez. Biz katılıp bu konuyu konuşmaya dünden hazırız. Buyurun edek. İster canlı yayında, ister Zoom üzerinde, kendi aramızda. Nasıl ki canınız ister, biz o türde şey yapmaya hazırız. Mevlüt Işık, bizi en çok ilgilendiren konu şu ki, neden verdiğin malı, nedir? Verdiğin hesapla birbirini... Ya Mevlüt Işık, boynundan aşan işlere karışma. Ben hesabımı bakanlığa vermişim diyelim. O elinizdeki sallap gezen kağızları vardır ya, onun hesabı da sorulur. Nereden nesil gelmiştir, kim ne için işlemiştir Mevlüt Işık. Bırak sen Allah aşkına. Boş boş boynundan aşan işlere girme Mevlüt. İşen bak. Ben bunu diyorum sana. Zakir Musayev canlı yayında konuşun. Eyvallah. Doğru diyorsun. Ben dediğim kimi? Zakir Musayev. Biz hazırız. Bu temsilcilik konusunu, bu para konusunu direkt canlı yayında bağlasınlar. Konuşmaya hazırız. İnşallah inanıyorum ki onu yapacaklar. Değerli dostlar, bugünkü yayını da kapadık. İnşallah dediğim kimi davet ederler. Ne vaktaki yayınlanır çıkarız ve bu temsilcilik konusuna da nokta koyarız, konuşuruz. Ve kim ne kadar neredeymiş onu da konuşuruz. İsterseler, isterseniz. Diyelim, hep biz hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Bahtiyar Kamalov, her şey millet. Eyvallah. Eyvallah Bahtiyar Eke, biz de onu diyoruz zaten. Çıkak diye canlı yayında bağlasınlar. Temsilcilik konusunu ve bu para konusunu gene milletin önünde Zoom üzerinden yapabiliriz. İşler onlar organizat etse, isterseler bize bir hangi güne deseler biz Zoom üzerinden organizat edip bu konuyu konuşmaya hazırız. Diyelim herkes hoşça kalın, sağ olun, var olun.